Günün raporu ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı Profesör Doktor Fethi Açıkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sayın Ertürk. Şimdi biraz önce bu memleketin sorunlarını konuşurken önce bu mafya işini konuştuk. Gerçekten Türkiye'de 90'lı yılların o Susurluk dönemini andıran bir tablo var. Yani illegal işlerin legal insanların ve siyaset yapan insanların üzerine yapışıp kaldığı bir dönem. Bu örnek de verdim Sayın Selçuk Özdağ buradayken. Temiz Eller Savcısı vardı İtalya'da. O söylemişti. Bir ülkede kirli para ne kadar artarsa mafya o kadar büyür. Kirli para ne kadar azalırsa mafya o kadar küçülür diye. Demek ki Türkiye'de bir kirli paranın arttığı, yükseldiği bir döneme girdik ki mafya reisleri de bundan pay istiyor sonuç olarak. Ortada dönen rüşvet parasından, yolsuzluk parasından, uyuşturucu parasından önemli ölçüde bir talepleri var. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi bu Türkiye'deki bu süreç konusunda bir hazırlık yapıyor mu? Yani siz bilim kültür platformunun da başındasınız aynı zamanda. Bir akademisyensiniz, genel başkanım savunmanız dışında. Bu mafyalaşma ile ilgili bir öngörünüz ya da hazırladığınız herhangi bir belge ya da rapor var mı? Şimdi Fatih Bey, biliyorsunuz uzun zamandır genel başkanımız Türkiye'nin kötü yönetildiğini, Türkiye'nin kurumlarının çökertildiğini, liyakatin ayaklar altına alındığını, kamu yönetimiyle ilgisi olmayan yönetim usullerinin yönetime egemen hale geldiğini, bir aile, bir zümre ve çıkar zihniyetinin Türkiye'nin kurumlarını teslim aldığını söylüyor. Bununla ilgili saptamalarımızı çok ısrarlı bir şekilde yurttaşlarımıza pandemiden önce de dile getiriyorduk. Fakat pandemiyle birlikte özellikle halkımızın karşılaştığı ekonomik sorunlar ve kötü yönetim ayyuka çıktı. Bu rant ekonomisinin emekten değil, uluslararası suç örgütlerinden, altın kaçakçılığından, uyuşturucu kaçakçılığından, insan ve silah kaçakçılığından, Suriye'den, Irak'tan, Rusya coğrafyasından, Orta Asya'dan ve geçtiğimiz günlerde de ortaya çıkan Latin Amerika'dan Türkiye'ye kadar uzanan, Balkanlardan Türkiye'ye kadar uzanan suç şebekeleriyle, para aklama ağları ile ilgili zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz çok sayıda saptaması ve itirazı oldu, soruşturma önergesi, yasa önergeleri oldu. Bugün bu maalesef ayyuka çıktı. Çünkü devlet, ya devlet başa ya kuzgun neşe dediğimiz bir dönemde, kuzgunların dönemini yaşadığını Türkiye maalesef izlemeye, gözlemlemeye başladı. Yurttaşlarımız bunu bütün çarpıcılığıyla, bütün çıplaklığıyla, çirkinliğiyle görüyor. Bir tarafta halk ekmek kuyruklarında ucuza ekmek almaya çalışan yurttaşlarımız var. Bir taraftan pazarların sonunu bekleyip sebze, meyve toplamaya, ezik sebzeleri toplamaya, konteynerlardan toplamaya çalışan milyonlarca yurttaşımız var. Diğer taraftan 2 yıl içerisinde zenginleşen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ofis memurları, pudra şekeri jenerasyonu, nesilleri var. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün bunlar bize Türkiye'nin bir taraftan Orta Doğu'nun bataklığına çekildiğini, diğer taraftan da Latin Amerika tipi, İtalya tipi mafya örgütlerinin, mafya şebekelerinin Türkiye'de devlete tasallut olduğunu, kamu otoritesini hiçe saydığını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ve kurumlarını bypass etmeye çalıştığını, hatta elinden imkan gelse yolsuzlukla, rüşvetle kendi yanına çekmeye çalıştığını gösteriyor. Biz bu konuda genel başkanımızın direktifleriyle, meclis grubumuzla, grup başkan vekillerimizle uzun süredir çalışıyoruz. Fakat geldiğimiz noktada özellikle Bitcoin yolsuzluğuyla başlayan, pudra şekeri yolsuzluğuyla başlayan, dezenfektan, bakanların karıştığı dezenfektan yolsuzluğuyla başlayan ve gittikçe gri pasaport ticaretiyle dallanan budaklanan bir noktada maalesef devletin kurumlarının bypass edildiği, çökertildiği, mafya şebekelerinin, insan tacirlerinin, pasaport tacirlerinin, uyuşturucu tacirlerinin, silah ve petrol kaçakçılarının
ülkenin yönetim kademelerine sızmaya çalıştığı bir döneme geldiğimizi görüyoruz. Bunları yurttaşlarımızla paylaşmak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak bizim görevimiz. Önümüzdeki günlerde bunu bütün detaylarıyla yoklukla, yoksullukla ve açlıkla boğuşan yurttaşlarımıza borcumuzun gereği olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Peki, tabii bir de bunun dışında Türkiye'nin başka sorunları da var ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi, kapsamlı bir Suriye raporu hazırladı. Türkiye'deki Suriyeliler raporu özellikle. Bu raporda da çok enteresan sonuçlar var. Yani bize biraz bahsedin bu raporu. Çünkü arkadaşlar onu hazırlamıştık, o raporla ilgili arkadaşlar 3 sayfalık bir PDF dokümanı var. Onu da getirebilirseniz. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu kadar sorun içinde Suriyeliler sorun mu? Yani ama sorun. Sizin de benim de memleketim Hatay'a baktığınız zaman, yani Reyhanlısıyla, Antakya'sıyla, İskenderun'uyla, ya Suriyeliler sorun. Yani hala sorun çözülmedi. Hala oradaki insanların önemli ölçüde sıkıntıları ve şikayetleri var. Bir türlü asimile olmadı. Yani asimile olmasını da istemem ama en azından entegre olmadılar. Birlikte yaşamayı öğrenemediler. Kültürlerini birleştiremediler. Farklı davranıyorlar. Hatta o kadar çok farklı davranıyorlar ki mesela geçmişte o örnekler vardı. Geçen yine Antakya'dan biri aradı beni. Suriyeliler açtıkları iş yerlerinde artık Suriyeli dışında kimseyi çalıştırmıyorlar. Türkleri istemiyorlar. Bu dükkanlarda biz varız, Suriye'de çalışacak diyor. Burası bizim demeye geliyor. Yani böyle bir tablo. Siz de bir hazırladınız, burada geldi arkadaşlar, getirdi şimdi. 10 yıl oldu ve bugün gelinen nokta. Nedir bu nokta? Bunu bir anlatırsanız sevinirim. Sevgili Fatih Bey, 10. yılını tamamlamak üzere Suriyeliler krizi, Suriye krizi. 2011'den 2020'ye. Nisan ayının sonunda başlamıştı ilk mülteci göçü. Aynen. Ve 10. yılında 10 maddede bu krizin nasıl derinleştiğini ve bir tür içinden çıkılamaz bir keşmekeşe dönüştüğünü raporumuzla ortaya koymaya çalıştık. Şimdi büyük bir insanlık dramına maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihvancı ve maceracı dış politikası neden oldu. Bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Bir devlet çökertilmeye çalışıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları Nasrettin Hoca'nın türbesine döndü. Güvenliğimizi kaybettik, ulusal güvenlik sorunu ortaya çıktı. Diğer tarafta büyük bir insani dram, fakat bunun zincirleme olarak yönetilemeyen boyutlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birincisi Fatih Bey, insan kaçakçılığı, mazot kaçakçılığı, fabrika kaçakçılığı, altın kaçakçılığı, organ kaçakçılığı ve en sonda IŞİD terörist hücrelerinin Türkiye'ye kaçakçılığıyla sonuçlanan bir kaçakçılık ekonomisi ortaya çıktı. Bu kaçakçılık ekonomisi kayıt dışılığı, mafyalaşmayı, Türkiye'nin kamu kurumlarını hiçe sayan, emniyetimizi, MİT'imizi, kaymakamlıklarımızı hiçe sayan bir kara düzeni Türkiye sınırlarından, Orta Doğu bataklığından Türkiye'ye doğru yönlendirdi. 4 milyona yakın Suriyeli göçmene bakıyor Türkiye. Bu gariban mültecilerle ilgileniyor. Fakat öteki taraftan Sayın Erdoğan'ın İzmir'de itiraf ettiği gibi 9-10 milyonu bulan, toplamda 6 milyona yakın da Suriye'de baktığı bir nüfus var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bugün 9-10 milyon nüfusla, Suriyeli nüfusla ve bunların harcamalarıyla ilgili bir çalışmayan politika, çalışmayan bir düzenek kurmuş durumda. Bunun en önemli sonucu Fatih Bey şu. Maalesef bir serbest terör bölgesi oluştu Türkiye ile Suriye sınırı arasında. Teröristlerin kolaylıkla girip çıktığı, kaçakçıların kolaylıkla girip çıktığı... Şu an hala var mı bu? Var. Ve yani bunu görüyoruz. Serbest ticaret bölgesi vardı eskiden. Şimdi serbest terör bölgesi oldu. Serbest terör bölgesi, serbest kaçakçılık bölgesi oluştu. Ve bu bir şekilde hukuksuzluğu ya da çift hukuk... Nasıl peki? Çift hukukluluğu beraberine getiriyor. Kaçak eşyaları falan, yani
Sınır yok mu, gümrük yok mu, engelleyen duvarlar yok mu? Maalesef kamu görevlilerinin bir bölümü de Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlış dış politikasının bir bölümü de buna alet oluyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim size. Balıkesirli zeytinyağı üreticilerimiz Suriye'deki zeytin kaçakçılığı siyasetinden şikayet ediyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin, Hatay'ın, Edremit'in, Balıkesir'in, Muğla'nın, Ege'nin, Akdeniz'in tüm zeytinyağı üreticileri bütün sene çalışıp hasat için bekliyorlar. Fakat Suriye'den giren kaçak zeytinyağları fiyatları düşürüyor. Vergisi ödenmeyen, kayıt dışı ve haksız rekabet yaratan zeytinyağından patatese, bugünlerde firik, bulgur, firik bulguruna kadar kaçak giren mallar piyasayı kötü etkiliyor ve çiftçimiz için, üreticimiz için haksızlık oluşturuyor. İdlib'ten gelen zeytinyağı var, önemli ölçüde, doğru söylüyorsunuz, ithalat ediyor. Bunu da özellikle orada AKP'ye yakın şirketlerin bu ithalatı gerçekleştirdiği, piyasaya sürdüğü söyleniyor. Asit oranı çok yüksek bir zeytinyağı, çok tatsız. Hem Hatay'ın hem Ege'nin zeytin ve zeytinyağları, onun 3 ya da 4 gömlek daha kaliteli ama fiyat çok düşük diyorlar. 12 liraya, 13 liraya getiriyorlar zeytinyağını. Var mı bu konuda bilginiz? Yani biz bölgedeki ziraat odalarıyla, meslek odalarıyla temas içerisindeyiz. Bu konudaki kaçakçılık, mazot kaçakçılığından tutun da altın kaçakçılığına, gıda kaçakçılığına kadar Türkiye'yi mağdur ediyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, çiftçisi haciz tehlikesiyle, borçlarıyla, ertelenen borçlarıyla boğuşurken bir de üstüne ucuz fiyata piyasaya sürülen gıdayla rekabet etmek zorunda kalıyor. Bu bizim açımızdan da ciddi bir sorun yaratıyor. Fakat daha kritik olan şu, insan kaçakçılığı ve IŞİD'li terörist hücrelerin Türkiye'ye doğru getirilmesi ciddi bir sorun yaratıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde IŞİD'in önde gelen temsilcilerinden bir tanesi, Bağdadi'nin yardımcılarından bir tanesi Ataşehir'de güvenlik görevlilerimizin operasyonuyla yakalandı. Fakat soru şu, bu terör listesinin tepesinde yer alan bir insan Berlin'e elini kolunu sallayarak gidebilir miydi? Londra'ya elini kolunu sallayarak gidebilir miydi? New York'a, Washington'a, Paris'e gidebilir miydi? Fakat İstanbul'a, Ankara'ya bu IŞİD hücreleri nasıl geliyor? Daha da acısı, bunların bir bölümüne yurttaşlık nasıl verildi? Bu dolayısıyla bizim çok ciddi bir, demin de söylediğimiz gibi, bölgesel güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldığımızı, sınırlarımızın adeta hiçe sayıldığını, egemenliğimizin askıya alındığını, hukuk sistemimizin çifte hukukluluğa iç içe girdiğini gösteriyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları üzerinde, kendi sınırları içerisinde egemenliğini hiçe sayan bir çifte rejimle yüz yüze bırakıldığımızı gösteriyor. Suriye krizinin Türkiye'ye dayattığı en önemli tehlike bir gettolaşma, bir kaçakçılık, bir kayıt dışılık ve hepsinden önemlisi bir ulusal güvenlik sorunu. Bakın Hatay'da patlayan bombalar, Reyhanlı'da patlayan bombalar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde patlayan IŞİD radikal gruplarının yaptığı saldırılar Suriye dışında en fazla sivil kaybın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları tarafından yaşanmasına neden oldu. Savaş Suriye'de oldu. En yüksek sayıda ikinci ölüm, yaşam kaybı bizde gerçekleşti. Bu yüzden güvenlik görevlilerimiz de şehit oldu. Oluyor sınırdaki çatışmalardan ötürü. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da oluyor. Biz tarafı olmadığımız bir çatışmanın bedelini ödüyoruz. Tarafı olmadığımız bir çatışmanın 40-50 milyar dolarlık bir faturasını üstleniyoruz. Daha da kötüsü, gariban Suriyeli göçmenler de burada fuhuş çetelerinin, dilencilik çetelerinin ve dolandırıcılık şebekelerinin kurbanı oluyor. Bakın Hatay'da bazı yerlerde 15, 16, 17 yaşındaki genç kızların pazarlandığı tavernalar, şebekeler ortaya çıkarıldı. Şimdi bu bizim kazımaya çalıştığımız, Türkiye'de silmeye çalıştığımız çocuk tacizlerinin nasıl yeniden su yüzüne çıktığını gösteriyor. Milyonlarca işçimiz işsizlikle boğuşurken Suriyeli gariban göçmenler
yarı fiyatına, üçte bir fiyatına istihdam ediliyorlar. Sigortasız, güvencesiz. Bu hem bizim yurttaşlarımız için çok büyük bir kayıp, hem de onlar adına çok büyük bir sömürü. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Merdiven altı bir ekonomi, çifte hukukluluk ve terör serbest bölgesiyle kaçakçılık serbest bölgesine dönüşmüş, adeta Orta Doğulaşmış bir Türkiye tablosuyla bizi karşı karşıya bıraktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 yıllık ihvancı, maceracı dış politikası. Peki, yani sadece tabii Suriye değil konu, biraz Türkiye'ye doğru gelirsek önemli olaylar var. Yani anlattınız siz bunu. Mesela bu Cübbeli Amiral soruşturması vardı, hatırlar mısınız, bu tarikat evine giden? Enteresan bir biçimde halen görevde olan Tuğ Amiral Mehmet Sarı soruşturması bayram sonrasına kalmış. 104 amiralle ilgilisiz. Anında soruşturma, anında gözaltı, anında elektronik kelepçe yerle bir ettiniz. Ondan önce sırf Cübbeli Amiral'ın camiye gitmesi nedeniyle, cami değil, düzeltiyorum, tabii ki herkes camiye gidebilir, tarikat evi, tekke gitmesi nedeniyle çıkan krizde hala Tuğ Amiral Mehmet Sarı'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma, hakkında başlattığı soruşturma sonuçlanmadı. Bayram sonrasına kaldı. Yani 104 amiral darbecilikle suçlanırken Cübbeli'nin yaptığı yanına kar kaldı. Bir dakika, bir şey de verelim burada. Bu Cübbeli Amiral'in, daha doğrusu Cübbeli General diyelim isterseniz, hakkında bir de anket düzenlendi. Yani anket şirketleri Cübbeli Amiral Mehmet Sarı'nın bir tarikat evine üniformasıyla, makam arabasıyla gidip o tarikat evinde zikre katılmasını halka sordu. AKP'li ve MHP'li seçmene sordu. Halka dediğim. Çok enteresan yanıtlar geldi. Getirin anketi arkadaşlar. Bakın, halk ne diyor burada? Tablo şu Sayın Vekilim. Yani AKP ve MHP seçmeni, AKP seçmeninin %49'u hayır uygun değildir diyor. Yine MHP seçmeninin %65'i hayır uygun değildir diyor. Ve anketin tümü %63.3 insanlar böyle bir tavır uygun değildir diyor. Ama iktidar ısrarla bunun istismarını yaparak bu generalle, bu amiralle ilgili kararını hala 104 amirali bir solukta elektronik kelepçeye boğan, gözaltına alıp tutuklamaya kalkan iktidar hala Mehmet Sarı ile ilgili bir karar almış değil. Ne diyeceksiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi vicdan özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün Türkiye'de savunulması konusunda en kararlılıkla, geçtiğimiz yıllarda artan kararlılıkla konum almış bir parti. Biz yurttaşlarımızın ne ibadetleriyle ne onların inançlarıyla ilgili bir şey müdahalede bulunmasını doğru bulmuyoruz. Fakat sivil olarak gidebileceği, kendi arabasıyla gidebileceği, bir ibadetini yaptığı bir mekana üniformasıyla ve resmi arabasıyla gitmesi bir kamu görevlisinin, bizim en başından beri eleştirdiğimiz kışlaya, camiye ve okula siyaset sokulmaması gerektiği görüşümüzle çelişiyor. Sivil olarak gidebilir, ibadetini yapabilir, inancının gereğini yerine getirebilir. Fakat oraya makam arabasıyla ve üniformasıyla gitmesi hiçbir şekilde kabul edilemez, tasvip edilemez. Bakın biz geçmişte FETÖ ve benzeri yapıların kamu görevlileri arasına sızmasının, yargı ve askeri görevliler arasına sızmasının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getirmiş bir partiyiz. Fakat bugün o veya bu benzeri nitelikteki yapıların yargıda, orduda ve kamu kurumlarında etkili hale gelmesi Türkiye için de, sivil inançlı yurttaşlarımız için de çok büyük bir
sakınca teşkil etmektedir. Sivil olarak gerçekleştirebileceği bir görevi resmi sıfatla, resmi kıyafet ve makam arabasıyla gerçekleştirmesi doğru değil. Bakın, yargı neden harekete geçmiyor? Yargı, belediye başkanımız Fatih Sultan Mehmet'in validesinin türbesini ziyaret ettiği zaman iki eli arkasında yürüdüğü için belediye başkanımıza soruşturma açmakta hiç zaman kaybetmiyor. Yargı, 128 milyar dolar nerede sorusunu astığımız il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın hiçbir hakaret içermeyen, bu milletin evlatlarının, çocuklarının yiyecek parasını, eğitim parasını, barınma parasını sorguladığımız 128 milyar dolarlık afişler nerede sorumuzu indirirken tereddüt etmiyor. Bir yasal mevzuat dayanağı olmaksızın indiriyor hem de. Mafya liderleri televizyonlarda, internette açıklamalarda bulunuyorlar, beyanlarda bulunuyorlar. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu milletvekili bu işe karıştı, şu bürokrat bu işin içinde diye. İthamdır. Herkesin masumiyet karinesine saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Fakat gerekli soruşturmalar başlatılmıyor. Suça bulaşmış zengin bebeler milletin Bitcoin hesaplarını dolandırıyor, bakanları ziyaret ediyor, kamu görevlilerini ziyaret ediyor. Bunların soruşturulmasına ancak yüz milyonlarca dolar kaybolduktan sonra başlanıyor, tedbir alınmıyor. Yargı her konuda işine geldiği zaman çok hızlı, işine geldiği zaman yavaş. Biz bunun suistimal edilmesini doğru bulmuyoruz. Demin de söylediğim gibi camiye, okula, kışlaya inancın, siyasetin bulaştırılmasını doğru bulmuyoruz. 15 Temmuz'dan ders alınması gerekir. Aksi takdirde bunun faturasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarlı kurumları üstlenir. Bu konuda yetkilileri uyanık olmaya, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Biraz önce bahsettiniz, İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermemiş. Yani zaten bunu söylemişti Sayın Soylu. Soruşturma izni vermeyeceğiz ama bence suç demişti. Enteresan bir tabloydu, o da çok tartışıldı. Yani bir İçişleri Bakanlığı'nın kanunlar ve yasalar dışında bence suç diye bir olaya bakış açısı ya da hukukun dışına çıkıp kendi hukukunu orada kendi söylemiyle kişiye özel bir hukuk yaratması çok tartışılmıştı. Ama en azından elini arkaya bağladı diye Sayın İmamoğlu hakkında soruşturma açılamayacak ama inceleme sürüyor, soruşturmaya dönmeyeceği de kesin. Nedir bu tartışma? Şimdi Türkiye'de devlet ciddiyetinden o kadar uzaklaşıldı ki Fatih Bey, kurumsal ciddiyetten, sorumluluktan o kadar uzaklaşıldı ki Türkiye'yi bir sanki devlet kültürü, liyakat rejimi, bürokratik tecrübesi ve her şeyden önemlisi bir anayasası, yasası ve kanunlar hiyerarşisi olmayan bir ülke gibi yönetebileceğini düşünen bir zihniyet, troll anlayışıyla kimin suçlu, kimin masum, kimin haklı, kimin haksız olduğuna karar verebileceğini düşünüyor. Burada üzücü olan şey, sosyal medyadaki bu yanlış kültürün, bozuk kültürün en üst düzeyde de dile getirilmesi. Bakın, ceza hukukunun birinci ilkesidir. Bu üniversite eğitimi almış olan İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde ve hukuk fakültelerinde daha da önemlisi öğretilen birinci kuraldır. Bugünlerde vatandaşlık derslerinde de öğretilen birinci kuraldır. Kanunda yer almayan bir şey suç ve ceza kapsamına girmez. Kanunsuz suç olmaz. Yani kanunun onun suç olup olmadığını tespit etmesi gerekiyor. Bence suç nereye giriyor mesela burada? Suç değil de burada çok ciddi bir gayri ciddilik. Ama yani tırnak içinde söylüyorum. Bence suç diye bir kavram var mı hukukta? Bence suç diye bir şey olamaz. Yani kanun, Türkiye, biz ne diyoruz? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi hiçe sayılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlar hiçe sayılıyor. Türkiye yönetmeliklerle, iki dudaktan çıkan fermanlarla, demeçlerle yönetilmeye çalışılıyor diyoruz.
Ve bu da bunu tescil ediyor. Ama buradaki önemli nüans nedir biliyor musunuz Fatih Bey? Türkiye büyük bir buhran içerisinde, halkımız intiharlarla, iflaslarla, işsizlikle ve bunalımla karşı karşıya, bu gündemi bir şekilde değiştirip, bu gündemi bir şekilde cambaza bak diye saptırmak gerekiyor. Burada maalesef hukuksuzluğa maruz kalan Ekrem İmamoğlu, fakat haksızlığın, adaletsizliğin, umursamazlığın daha büyüğüne maruz kalan yoksullukla boğuşan 10 milyonlarca insanımız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu ciddiyetsizlik, bu keyfilik, İstanbul seçimleri iptal edilirken de sergilendi. Temel hak ve hürriyetler hiçe sayılırken de sergilendi. İspatta demem ama bir şeyler olduğuna kesin eminim diyerek 6 Mayıs'ta YSK bir hukuk darbesiyle 31 Mart seçimlerini iptal etti. Çok daha sert bir cevabı 23 Haziran'da aldılar. Bugün de bu buhranla baş başa bırakılan, yapayalnız bırakılan, ızdırap içerisinde bırakılan halkımız ilk seçimde bu gayri ciddiliğe, bu bence keyfiliğine bizce diyerek, milletçe diyerek cevabını verecek, hak ettiği cevabı alacak. Fakat üzüldüğümüz şey şu, Türkiye bir zümre devleti gibi, bir aşiret devleti gibi, bir mafyaya teslim edilmiş, dedikoduya, trollere teslim edilmiş bir devlet gibi yönetilmemeli, yönetilemez. Bu bize yakışmıyor, halkımıza, milletimize yakışmıyor. Peki, bu arada ekonomist doktor Murat Kubilay da bizimle birlikte. Sayın Kubilay merhaba. Merhabalar. Şimdi sizin o tatlı tatlı anlatmanız var. Bir şeyi alıyorsunuz, sürüklüyorsunuz ve çok da sert gitmiyorsunuz ve halkın anlayacağı bir dil de kullanıyorsunuz. Sizden ricam, yani biz burada konuşuyoruz, mafyayı konuşuyoruz, Suriyelileri konuşuyoruz ama bu ekonomideki geldiğimiz boyut çok enteresan. Mesela kamu bankalarının karında sert düşüş diyor. Kamu bankaları geçen dönem herhalde zarar etti bildiğim kadarıyla. Şimdi bu 2021 yılının birinci çeyreğinde karları konuşuluyor. Geçen yıla göre %56 azalmış, 750 milyon TL'ye düşmüş. Ama bununla ilgili önlem alacağına, anlaşılan kamu bankalarının da hiç önemli ölçüde boşaltılmış bu arada. Yani özellikle bu döviz satışında aracı kurum haline getirilmiş, sıkıntılar var. Ziraat Bankası'nın kaynakları doğru kullanılmadığı, gazetelerin alınmasına aktarıldığı, yandaş sektörlere aktarıldığı. Yine mesela konuşmuştuk, Virgin Adaları'na Ziraat Bankası'nın 1 milyar 636 milyon dolar kredi açması, Türkcell'i açtım diye. Böyle bir tablo varken dedik herhalde bunlarla ilgili önlem alacaklar ama şöyle bir önlem geldi. İçkili yer açabilmek için kolluk kuvvetlerinden izin alma şartı getirildi. Şimdi diyeceksiniz ki bununla bu. Yani şöyle, Türkiye'nin gündeminden, gerçek sorunlarından kopuk bir iktidar ve siyaset anlayışı var. Bize bugünün içinde bulunduğumuz iktisadi koşullarını bir özetler misiniz Sayın Kubilay? Tabii ama öncelikle bankalarla ilgili bir şey düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun, tabii ki. Bankalar genel anlamda hala kamu bankaları karlı. Çünkü zaten batık krediler henüz çok fazla yok. Edilen zararlar kambiyo zararı kaynaklı. Sizin de az önce belirttiğiniz için gibi açık pozisyon taşındı. Yani dolar kuru yukarı giderken önce Merkez Bankası'nın rezervleri denendi. Yetmeyince de kamu bankaları kullanıldı ve oradan hakikaten çok büyük bir zarar edildi. Hatta çok daha büyüğü de olabilirdi. O esnada biz bir dış politik şok yaşasak, daha büyük bir kur hata yaşasaydık, bugün belki de kamu bankalarının 2001'e dahil o dönemde yaşanmışlıklara benzer şeyleri görebilirdik. Bu derece büyük riskler de alındı. Şimdi Türkiye ekonomisi deyince benim genel anlamda ilk gördüğüm şey, çünkü en yaygın olan şu, hayat pahalılığı. Çok ciddi bir hayat pahalılığı var. Evet. Yüksek enflasyon, resmi rakamlara göre bile %17,14. Üstelik bu bir yapışkanlık arz ediyor. Neden? Çünkü bakıyorsunuz üretici enflasyonu, o da %35. Hani belki önümüzdeki aylarda küresel ekonomilerdeki o emtia fiyatlarındaki artış belki biraz daha sakinleşir. Bu bize de belki, yani olursa eğer, olumlu yansır. Fakat bunun dışında o %35'in önemli bir kısmını üreticiler
tüketicilere yansıtmak zorunda. Kendi kar marjlarını koruyabilmeleri, ayakta kalabilmeleri. Çünkü pandemi döneminde genel satışlar, cirolar düştü. Şimdi bu şu anlama geliyor. Enflasyon zaten yüksek. Geri kalmış ülke hastalığıdır bu. Türkiye gibi ülkelerde bu olmaz. Normalde 3 ila 5 arasında bir yerde enflasyonun olması lazım. Onu daha da yukarılarda taşıyabilme ihtimali gösteriyor. İkinci olarak bunun daha kalıcı olmasını, yani fakirliğin süresinin uzamasına neden oluyor. Bu bir. İkinci olarak işsizlik. Bakın neredeyse hep rekor düzeyde işsizlikteyiz. Evet, resmi rakam bugün açıklanıyor. Daha kapsamlı %13,1. Ama TÜİK bile kabul etmeye başladı. %25,8'lik bir geniş tanımda, altı iş gücü adında bir işsizliğimiz var. Şimdi 4 kişiden biri işsiz. Üstelik Türkiye'de iş gücüne katılım da çok düşük. Yani çalışabilir yaşta gelişmiş bir Batı ülkesindeki 5 erkeğin 4'ü iş gücüne girerken bizde ancak 3'ü giriyor. Hele kadınlarda neredeyse 3'te 1 ancak giriyor. Bu kadar az iş gücüne katılım gösteriyoruz ve buna rağmen bu kadar yüksek işsizlikle uğraşıyoruz. Ve bunun sonuçları ne oluyor? Bir, kaynaklarımız yani emek kaynağı daha verimsiz kullanılıyor. İki, fakirleşiyoruz. Bu da problem ikinci kısım. Üç, bizim daha çok görmediğimiz, daha sanal olan bir şey finansal piyasalardaki işte sürekli döviz kuru, faiz üçgeninde ve bir de sermaye çıkışı üçgeninde kalmamız. Ya ülkeye yüksek faizle para sokmaya çalışıyoruz, gelmezse döviz yukarı gidiyor, arkasından da faiz artırıyoruz. Ve bu öyle bir kısır döngü ki Türkiye 2013'ten beri bunun içerisinde büyümeye çalışıyor. Bir yandan da seçimlerden ötürü büyümeyi ön plana almaya çalışıyor. Ama bunun kaynağı yok. O zaman ne oluyor? İşte şu 128 milyar dolar mevzusu oradan bağlanıyor. Derken ne oluyor? 128 milyar doları sattık. Merkez Bankası döviz ve altın rezervleri yükümlülükler düşürdükten sonra, ödünçler düşürdükten sonra neredeyse -50 milyar dolara gelmiş. Bu şu anlama geliyor. Eğer böyle bir ortamda Türkiye döviz bulamazsa belli bir süre daha ödemeler dengesi krizine gider. Ta 1978-80 arasında yaşandığı gibi. Yani 1990'ları geçip daha da feci günlere. Bir de son olarak bizim şu ana kadar en iyi gördüğümüz kısımlar kamu bütçe disiplini ve bankaların direnciydi. Güçlü sermaye yapılarıydı. Şimdi kamu borçluluğu da tekrar arttı. Zaten kamu borçlarının %56'sı döviz ve altın cinsi. Kur yukarı gidince otomatikman her gün fakirleşiyoruz. Sadece vatandaş olarak değil, devlet olarak da. Bir de işte bankaların şu ana kadar daha iyi görünüyorlardı. Evet, bakıyoruz resmi istatistiklere göre %5 kadar donuk kredileri var. Yani tahsili zorlanan. Ama gerçekten o rakam %10'a doğru yakınsıyor gibi gözüküyor. Çünkü pandemi dönemindeki yapılan düzenlemelerle bunların üstü biraz örtüldü. Şimdi tüm bu resimde gördüğüm şey şu. Bir, artan işsizlik, hayat pahalılığı. Ve bundan çıkmak için uygulanacak maliye ve para politikasında alan kalmaması. Yani fakirliğin daha da sürmesi. Ha bu nasıl değişir? Çok daha kökenli büyük değişimler yapmamız lazım. Hepsinden önce bunları değiştirmeye niyetli iktidar bulmamız lazım. Ne diyorsunuz? Çok önemli şeyler söyledi aslında Sayın Kubila. Yani bugünün bize bir hasar tespit raporu bıraktı. Nasıl değişecek? Eğer bu iktidar anlayışı değişmezse ekonomi düzenleme ihtimali yok gibi görünüyor. Sayın Kubilay'ın çizdiği tablo aslında Türkiye'de ekonominin yönetilemediğini gösteriyor. Yani bir sele kapılmış kütük gibi Türkiye'nin ekonomi politikaları yönetilemiyor. Bugün Türkiye dünyanın en yüksek işsizlik, dünyanın en yüksek enflasyon, dünyanın en yüksek borç, dünyanın en yüksek kur artışı ve yüksek cari açık sepetine sahip ülkelerinden bir tanesi. Dünyada bu kadar şeyi bir arada becerebilmiş çok az hükümet var. Zaten enflasyon, işsizlik, borç ve cari açık da ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye dünya nüfusunun %1'ine yakın bir nüfusa sahip olmasına rağmen gayri safi milli hasıla da daha düşük bir rakamda. Yani biz aslında vasatı bile değiliz. Dünyanın 7 küsur milyar nüfusu var. Bizim nüfusumuz da 84 milyon. Suriyeli göçmenleri dahil etmiyoruz buna. 90 milyon onları dahil edersek. Dolayısıyla Türkiye dünya ortalamasının altında vasatın da altına inen bir politika izlendiğini gösteriyor ekonomide. Aşı konusunda gerideyiz. Hastalıkların, pandeminin yönetiminde bütün propagandaya rağmen gördük. Hindistan'la yarıştı Türkiye bir noktada. Kendi aşısını üretemeyen, kendi gübresini üretemeyen, dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip,
dünyanın en yavaş ve en pahalı internetini kullanan, dünyanın en pahalı etini tüketen bir ülke noktasına getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu salgınla ilgili bir rakam geldi biraz önce. Fahrettin Koca 1-7 Mayıs arası haftalık vaka haritasını açıkladı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller dedi. 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görülmüş. Bu en çok vaka görülen iller niye böyle sürekli değişiyor? Yani İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum. Neden? Ya tabii hekimler burada daha iyi açıklama yapabilirler ama birinci hata şurada başladı Fatih Bey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongre yapmadığı illerde pandemi yaygın değil. Bu açık yani. Demin saydığınız düşük istatistikler bunun bir göstergesi. İkincisi, Türkiye'de emekçi nüfus çalışmak zorunda, evine ekmek götürmek zorunda. Fakat hükümet zamanında aşılayamadı nüfusu. Çalışanları aşılayamadı. Belli yaş grupları sokağa çıkma yasağı kapsamında evinde tutuluyor son 2-3 haftadır. Fakat fabrikasına giden, tezgah başında çalışmaya giden, yemekhanede emekçi kardeşleriyle birlikte yemeğini yemek zorunda kalan, toplu taşımacılık kullanan, ondan sonra da evine girip evinde ailesine virüsü bulaştıran geniş çalışan bir emekçi sınıf kesimi, bu saydığınız madene inen, madenlere inen, atölyelere giren emekçi nüfus bu salgının yayılmasının en önemli taşıyıcılarından biri haline geliyor. Eğer biz Türkiye'de kötü organizasyonla bu süreci yönetmemiş olsaydık, küçük hesaplar için aşı rantına tenezzül etmeseydik, erken anlaşmalar imzalayabilseydik ve Murat Bey'in de temas ettiği gibi doğru ekonomi politikalarıyla esnafımızı, emekçimizi, çiftçimizi, işçimizi destekleyebilseydik, düşük bir sınıf bağışıklığı noktasında olacaktık. Hastalık emekçi nüfusa yayılmamış olacaktı, öğrencilere yayılmamış olacaktı. Öğretmenlerimiz bundan muzdarip olmayacaktı. Ekonominin kötü yönetildiği gibi pandemi de kötü yönetildi. Demin de söylediğim gibi Türkiye aslında selde yuvarlanan bir tomruk gibi. Bir oraya çarpıyor, bir buraya çarpıyor. Türkiye'de bu savrulan tomruğun üzerinde de çıkar şebekeleri, insan kaçakçıları, uyuşturucu kaçakçıları, mafya sörf yapmaya çalışıyor. Bunun faturasını ise 84 milyon emekçi halkımız, emekçi halk kesimleri ödüyor. Karnesi çok kötü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomide, pandemide ve dış politikada. Bütün bunlar da iç içe giriyor. Biz tavizler verdiğimiz için dış politikada, kötü bir noktaya sürüklediğimiz için ulusal itibarımızı, zamanında yapabileceğimiz aşı anlaşmalarını yapamadık. Ve aldığımız halde sözü Çin'den ve Rusya'dan dış politikamızdaki yalpalama nedeniyle bize keyfe keder. Tabii siparişler gönderiliyor ya da gönderilmiyor. Çok büyük bir sıkıntı oldu. Peki Sayın Kubilay, bu tam kapanmanın bize maliyeti de ortaya çıkmadı. Sözde şimdi Sayın Açıkan son derece haklı. Yani nüfusun neredeyse sadece %16'sı evine kapanmış gibi çalışan nüfustan bahsediyorum. Sonuç olarak herkes yine dışarıda ama yine de bu tam kapanmanın sektörler bazında Türkiye'ye bir maliyeti olacak. Maliyet hesabı yaptınız mı? Bu 17 günlük süre sonunda biraz önce Sayın Selçuk Özdağ şunu söyledi. Çok önemli, onu da hatırlatayım size. Dedi ki Sayın Ahmet Davutoğlu dedi, eğer böyle devam ederseniz bu sistemi uygulamaya uygulamada ısrarcı olursanız Türkiye'yi bir yıldırım bekliyor dedi. Yani yıldırım düşecek Türkiye'ye dedi. Yani bu herhalde sordum kendisine, sokak hareketleri dahil birçok tepkisel anayasal hak ve özgürlükleri kullanma anlamında söylüyorum, bir hareket başlayacak dedi. Katılıyor musunuz? Üzülerek katılıyorum ve daha üzüldüğüm nokta şu. Orada siz de mutlaka bir şey uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Demokratik oldu. Yani normal vatandaşın tepkisini göstermesinin arkasında
aman 2 gün sonra hükümetten bir eleştiri gelir, buradan bir hukuki bir şey çıkarmaya çalışırlar, baskı yapmaya çalışırlar endişesinden hep söylemek zorundayız. Halbuki en doğal hakkımız memnun olmadığımız zaman bunu çıkıp ifade etmek. Şimdi Türkiye çok başka bir yere gidiyor. Özellikle yaz aylarından sonra ortaya daha belirgin halde geldiğimiz görülecek. Ama öncelikle şu kapanma üzerindeki kısımdan bir başlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi yaklaşık 17 günlük bir kapanma, 700 milyar dolarlık bir Türkiye ekonomisi içerisinde, işte 3-4 gün zaten bayrama denk geldiğinde hesap ederse 40 milyar dolarlık bir ekonomik aktiviteye tekabül ediyor. Ama tabii ki bunun birçoğu devam edecek, yapılacak. Bundan ne kadar zarar çıkar onu kestirmek zor, ama onu şöyle kıyaslayarak tahmin edebiliriz. Neden bu kapanma yapıyor? Şimdi daha çok vakanın olduğu veya kapalı alanda daha fazla durduğumuz kış aylarında bu yapılmadı. Vakalar en yüksekten düştükten sonra bunlar yapılmaya başladı. Neden? Fark ne değişti? Çünkü turizm gelirlerine dair bizim bir sıkıntımız var. Ama turizm sektörünü kurtarmak değil derdimiz. Türkiye'ye yeni, taze döviz girişine, buna ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye çok ciddi derecede geçtiğimiz dönemlerde verimsiz büyümesini sürdürebilmek için ve faizi ve kuru imkan dahilinde düşük tutabilmek için rezervlerini harcadı. Aynı zamanda güven kaybı olduğu için yurt dışına sermaye çıkışı yaşandı. Yurt içinde yastık altına kaçış yaşandı. Şimdi bizim bir ödemeler dengesi krize düşmememiz için taze döviz bulmamız gerekiyor. Bunu uzun vadeli borçlanmalarla yapmakta zorlanıyoruz. O zaman en iyi yöntemine turizm. Ama tahmin etmemiştik biz tabii bu pandeminin bu kadar uzayabileceği. Uzmanlar uyarıyorlardı ama ana senaryo bu değildi. Şimdi Rusya'nın bir Haziran'a kadar uçuşları durdurması, buna daha sonra Fransa'nın, Britanya'nın katılmasıyla Türkiye çok ciddi bir buradan elde edebileceği o son 10-15 milyar doları da kaybetme riski yaşamaya başladı. Böyle olunca diğer tarafta ya ben 2 hafta kapatmış da olsam Türkiye'yi, oradaki özellikle hizmetler sektöründe AVM'ler gibi, perakende gibi ciddi bir kayıp olsa bile diğer taraftan gelen dövize o kadar muhtacım ki ben onu telafi edebilirim düşüncesine girildi. Ve şu andaki yapılan önlemler tamamen bizim sağlığımız değil, turistlerin gelmesi için alınan şekilde. Zaten burada Dışişleri Bakanı da açık bir şekilde itiraf etti. Turistlerin görebildiği herkese iyi aşılama yapılacak dendi. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bizim birkaç haftalık işsizliğimiz, yavaş ekonomik aktivitemiz yaratabileceği yıkımdan daha büyük dış ödemeler dengesindeki bir kriz de yaşanabilir. Bunu tespit edilmiş. Bence çok gecikmeli bir tespit. Olaya bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani evet, ekonominin 2 hafta daha altın kalmış olacak ama yeter ki biz bir dövizleri bulalım anlayışlılar. Ben de buna destekliyorum. Hatta bundan da biz şekilde evden çalışabilme imkanı varsa onların da şansa çıkacak diye düşünüyorum. Tabii aşılama yapmadığı zaman da bu şeyler ne kadar işe yarayacaktır o da ayrı bir soru işareti. Orada bir de geçtiğimiz yıldan bir şey örnek vermek istiyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl pandemideki verilerle oynandı. Yani vaka sayısıyla hasta sayısı arasında bir muamma yaratılarak dışarıya çok daha farklı bir hatta BBC gibi itibarlı kurumlar dahi bunu gittiler, Türklerin büyük başarısına bakın diye haberler yaptılar. Şimdi onu ikinci bir defa yapamadığımız için yani bu bize turist gönderecek ana pazarlar ABD, Avrupa, Britanya ve Rusya bunu anladığı için biz buraya geldik. Yani şöyle söyleyeyim, az önce Petro hocamız da belirtmişti, yönetilmiyoruz, savunmuyoruz diye. Orada bir cin fikri geçtiğimiz yıl bunu yaptı. O şansımızı bile kaybetti. Şu anda artık bizim açıklanan verilere bırakın kendi vatandaşımızın şüphesini, yabancılar bile bu şüpheyi duyuyorlar. Bu da çok üzücü bir şey. Demek ki devlet ciddiyetinin hiç kalmadığını bir kere de buradan görmüştünüz. En son bu toplumsal patlama kısmına gireceğim. Yıldırım kısmı, evet. Tehlikeli bir konu. Şöyle ifade edeyim. Çok bunun altyapısını oluşturan birçok neden var. Nedir? Aşırı derecede yüksek işsizlik, hatta özellikle gençlerdeki yüksek işsizlik. Pandemi nedeniyle zaten genel sadece maddi değil, sosyal sorunlar da yaşıyoruz, psikolojik sorunlar da yaşıyoruz. Artı temel hak ve hürriyetlerin kullanımında şu ciddi bir erozyon var. İşte Ekrem İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsünden dahi bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman siz bir tenceredeki suyu kaynatıyorsunuz, üstünü de kapatıyorsunuz, sonra düdüklü tenceresi düdüğü de kapatıyorsunuz, bir şey olmaması bekliyor. Yani buradan bir şey çıkar, ha bizim umudumuz tabii ki en demokratik bir şekilde kimsenin canının yanmayacağı, olması gerektiği bir şekilde bu tepkinin bir sandıkta kendisini göstermesi. Ama her zaman kontrol edilebilir olmayabiliyor. Toplumlar bir anda
bazı şeyleri farklı şekilde algılayıp bir anda daha sert tepkiler gösterebiliyorlar. Ve üzülerek söylüyorum ki bunlar mümkün. Ama umarım olmaz diyorum. Peki Sayın Kubilay, çok teşekkür ederim katıldığınız ve bilgi verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu Yıldırım olayı enteresan bir şey. Selçuk Özdağ bahsetti. Sevgili hocam, siz aynı zamanda bir akademisyensiniz. İyi de bir akademisyensiniz. Şimdi toplumda kimse istemez tabii. Yani Arjantin gibi, Venezuela gibi sokak olayları ya da Yunanistan'ın bir dönem yaşadığı sıkıntıları Türkiye yaşasın istemez. Ama Selçuk Özdağ söyledi, Gelecek Partisi Genel Başkanımızı ve Ahmet Davutoğlu da aynı şeyi biraz bahsetti. Bir yıldırım teorisini ortaya koydular. Eğer böyle devam ederse bu topluma bir yıldırım düşecek. Yoksulluk, açlık, özgürlükleri sınırlama, bu baskı yöntemi devam ederse dedi. Şimdi insanlar anayasal hak ve özgürlüklerini kullanmak için tabii ki her türlü eylemi yapabilirler. Bu çerçevede kalsa bile bu yıldırım bu topluma düşer mi? Bunu engellemek için ne yapmalı? Fatih Bey, bu yıldırım aslında düştü. Bu topluma düştü. Maalesef buhran dediğimiz olgu bugün aileleri ortadan parçaladı. Darman duman etti. Bakın, Türkiye'de medya özgür olsa meclisin kapısına traktörüyle gelen çiftçiyi çekecek. Meclisin binasına, halk ilişkiler binasına gelip iş arayıp iş bulamadığı için kendisini çatıya çıkan vatandaşı çekecek. Esnafımız hayatına kıyıyor. Cebinde küçük kağıtlara yazılmış notlarla evlatlarına çiftçilerimiz mesaj bırakıyor. Şimdi bu yıldırım Türkiye'ye düştü. Aileler dağıldı, perişan oldu. Büyük bir feryat, sessiz bir çığlık Türkiye'de ailelerin hanesinden yükseliyor. Borç, işsizlik, yoksulluk bu milleti tarihinde görmediği kadar teslim almış durumda. Bu feryadı duymak istemeyen bir zihniyet var ama. Bu feryadı duymak istemeyen bir zümre var. Bu feryadı duymak istemeyen, cambaza bak diyerek başka gündemleri Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışan bir tek adam hükümeti var. Binlerce insanımız ekonomik nedenlerle hayatına kıydı. Ailesine kıyıyor. Sadece kendini değil, ailesini de hayatını alıyor. Bunların biz cenaze namazlarını kılıp, arkalarından üzülüp, defneden akrabalarıyla baş başa yalnız bırakıyoruz. Türkiye'de toplum yaralandı, örselendi. Aslında bir iç kanama geçiriyor. Sosyal patlama bir iç kanama olarak yaşanıyor. Bugün buna kulağını tıkayan ve bunların zaten psikolojik sorunları vardı, şahsi sorunları vardı. Aslında toplumda bir sorun yok. Hayatını sona erdiren vatandaşın bu ızdırabını bile kendi şahsi sorunu gibi sunmaya çalışan kamu görevlileri, bakanlar, bakan yardımcıları var. Biz empatimizi kaybettik, vicdanımızı kaybettik diye itiraf edemeyen bir yönetici zümre var. Bakın, bu halk, bu emekçi, bu gururlu, onurlu halk bu yoksulluğu hak etmiyor. Bu borçluluğu hak etmiyor, iflasları hak etmiyor. Esnaf, hayatını sona erdiren komşusunun acısını içine gömerek hayatına devam ediyor. Bu topluma bu kadar yabancılaşmış bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu kadar büyük bir yabancılaşma, bu kadar büyük bir umursamazlığı hak etmiyor bu toplum. Fakat bu toplumun yaralarını sarmanın yolu hakça yönetimden, ekmeğini bölüşmekten ve milletin kaynaklarını millet için kullanmaktan geçiyor Fatih Bey. Bugün Türkiye'de bir vatandaşın bir turist kadar değeri yok. Burası Filipinler değil, Tayvan değil. Burası turistlere garsonluk yaparak, mal satmaya çalışarak ayakta kalmaya çalışan, başka hiçbir iş yapamayan bir toplum değil. Bu ülkenin mühendisleri, bu ülkenin öğretmenleri, veterinerleri, bu ülkenin tarımını ayağa kaldıracak ziraatçileri iş bekliyor, aş bekliyor, aşı bekliyor. Fakat ülke yalnız bırakılmış durumda. Terk edilmiş durumda. Kendi kamerasında batan bir geminin sorumluluğunu birbirine atan, birbirini ifşa etmeye çalışan, küçük birbiriyle ilgili haberler sızdıran
küçük grup hizip çekişmeleriyle baş başa bırakılmış durumda. Sarayın içerisindeki, tek adam hükümetinin içerisindeki kapışmaların faturasını bu aziz millet ödüyor, bu emekçi halk ödüyor. Halk katmanları, halk sınıfları ödüyor. Yıldırım düştü, parçaladı, deldi, geçti. Savaşta değil dünya. Büyük bir yıkımla karşı karşıya değil, fakat insanlar halk ekmek kuruklarında, sırada, pazarda sebze atıklarını, zamanı geçmiş tavuk parçalarını mutfağına götürebilmenin derdinde. Bakın bu bize neyi gösterdi? Bu bize 1920 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir ülkenin ruhuyla biz bu yıkımı ortadan kaldırabileceğimizi gösteriyor. Yeniden ayağa kaldırabileceğimizi, bu ülkenin tarımda kendine yeterliği, aşıda kendine yeterliği, teknolojide, internette kendine yeterliği, eğitimde kendine yeterliği ve denk bütçeyle, aile destekleri sigortasıyla esnafa, gençliğe, çiftçiye sahip çıkabilecek bir ülkeyi yaratabileceğimizi gösteriyor. Peki. Bu günle geçmişte biz yaşadık. 1919-1923 ruhuyla bu ülke altında, yokluktan kalktı. Yıkılmış bir imparatorluğu enkazından dirildi. Bugün de kalkacak.